Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar kapı modu inceleyeceğiz. Bu arada video geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Birincisi, dünyanın denemelerini açın. İkinci olarak da link zaten açıklamada var. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen envanteri açıp buradan arkadaşlar neredeydi? İnşaat bölümünde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kapılarımız var. Burada anahtar falan filan var. Bu anahtar dedi daha doğrusu tornavida. Şimdi şöyle diyeyim, hepsi bölümüne girip buradan arkadaşlar en aşağı ne zaman? Bakın burada anahtarlar var, kilitler, işte gold key, iron key, işte cart gibi şeyler var. Burada mesela örnek veriyorum. Rastgele bir kapı aldım mesela. Bu cam mı? Cam. Bu arada arkadaşlar bunların da farklı farklı renkleri de var. Hatta şöyle göstereyim bakın, cam kapılar. Burada yanlış bilmiyorsam 50 tane falan kapı olması gerekiyor. Tamam. Hatırlamıyorum ama öyle olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle koyduk ve bildiğiniz gibi Java'da böyle kapı modlarında kapıları böyle ikisini yan yana koyduğunuz zaman aynı bu şekilde yani tek basmada açabiliyordunuz. Ama bu Bedrock'ta böyle bir şey yoktu yani. Ama bu mod bunu getirmiş. Bence bu güzel. Hoşuma gitti benim bu özellik. Şimdi arkadaşlar şu anda bunu isteyen herkes gelip açabilir. Peki bunu sadece yani anahtarı olanlar açabilsin diye şekilde yani yapmak istiyorsanız şöyle diyeyim. Shift'e basıyorsunuz yani telefonlarda oynayanlarda eğilme tuşuna. Bir kere basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada lock yani kilit door diyor ve kilit ayarları diyor. Bu kilit ayarlarına çok girmeyin. Direkt burada en üstteki kilit kapıya giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar şuna basarsanız diyor ki işte modu biliyor musun tanıtayım mı tarzında bir şeyler diyor. Ya da direkt benim dediğim gibi buna basıp da geçebilirsiniz. Şimdi gençler buradaki en üsttekine basıyorsunuz. Pardon, bu değil. İkinci olan. İkinci olana basıyorsunuz yani kilit oluşturuyor. Şimdi bu kilit baştaki diyor ki mesela kilit adı girin diyor mesela. Bu ne olsun? Dış kapı mesela yazıyorum. Tamam mı? Dış kapıda yazdım. Burası da açıklaması yani. İsterseniz buraya bir şey yazabilirsiniz ya da yazmasanız olur. Gold key, iron key. Ya bu anahtarınızın rengi mesela. Gold olsun yani sarı renkli olsun. Ve burada da arkadaşlar anahtarımızın kaç tane olacağı. En fazla 20 tane kopya yapabiliyoruz. Ben 2 tane mesela kopya yapayım. 3 tane olsun. Gönder dediğim zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 3 tane. Gördüğünüz gibi böyle yapıyor ve dış kapı diyor. İşte o açıklama olarak da salladım ya FHR diye. O şöyle şey yapmış. Şimdi bunu ben şu an kapının yani ben buraya koyduğum için ben açarken benim kilit istemiyor. Ama eğer başka birisi geldiği zaman bu kapıyı açamayacaktır arkadaşlar. Yani bu kilit daha açması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Şimdi gençler ben buradaki gördüğünüz gibi bu tornavidayı aldım. Bu tornavidayla ne yapıyorsun? Şimdi bu kapılar hani ikili açılıyordu ya. Mesela bunu sevmediniz Minecraft'taki gibi olsun diyorsanız burada eğilmenize gerek yok. Yani direkt basın bu tornavidayı alıp. Şu an gördüğünüz gibi ikili olarak açılıyor bu. Şuna basarsak normal oldu yani. Şu şekilde tek tek açılıyor. Minecraft'taki gibi tek açılıyor. Buna basıp ikili derseniz de tekrardan niye olmadı lan? Şu. Ha tamam. Önce şunu seçmem mi gerekiyor? Buradan bir daha kapı yönünü değiştir diyorum. Şu an açılması lazım. Ama açılmadı. Olan kapıyı bozuk. Bir daha deniyorum. Olmadı. Niye böyle oldu? Normalde bunların yönünü değiştir desem bu şekilde olması gerekiyor. Ama olmadı. Baştan şöyle bir koyayım. Şu an açılıyor. Bir sorun yok. Buradan off dedim. Şu an bunun tek mi açılması gerekiyor? Aynen. Şu an tek açılıyor. Geri buradan ona git. Tamam, şu an düzeldi. Ama buradan gençler bu kapının yönünü değiştirdiğiniz zaman bu iş bozuluyor yalnız. Şu an mesela bakın. Kapının yönünü eski haline geri getirdim. Şu an o da bir bug'a girmiş olabilir. Normalde öyle bir şey olmaması gerekiyormuş. Bak, şu an bir sorun yok. Gençler bu arada bunları canlı mod ayarında kullanabiliyorsunuz. Bunlar için arkadaşlar bize bir tane taş kesici lazım. Taş kesici nerede? Burada bir yerde olması gerekiyor diye biliyorum. Bir tane de gençler kil gerekiyor. Buraya yazdım kil diye. Ve kilimizi aldık. Yani bir tane değil de aslında birçok kil gerekiyor. Şimdi taş kesiciyi buraya koydum ve içini açtım. Buradan bu kili buraya yerleştirdim. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bize kapı mı kilit işte kutu mu ne diyorsanız bilmiyorum. Şu an 64 tane ben bunları aldım. Bunu buraya koyduğum zaman her mesela şu an 64 tane bir tane aldığım zaman 67 düşüyor yani. Eğer ne kadar çok kapı almak istiyorsanız burada o kadar çok kapım işte bundan olması gerekiyor. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Başka da gençlere gösterebileceğim bir şey yok. Video bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.